PBS'in stüdyosunda Anna Navas, ki annesi ve babası Pakistanlı. Pakistanlı olması önemli değil. Anne baba gazeteci. Kız da gazeteci. Yani böyle aileden hem alaydan hem eğitimini almış bir gazeteciden bahsediyoruz. Gazeteciliği biliyor. PBS muhabirinin karşısına geçti ve PBS muhabiri de soru soruyor tabii ki. Yani soracak. Bu soruların hepsine alışık olmak zorundasın. Türkiye'de bu sorular size sorulmuyor Erdoğan. Sorulmasını istemiyorsun Sayın Erdoğan. O yüzden de Anna bu soruları çatır çatır soruyor. Çünkü Erdoğan'la bir daha ya karşılaşır ya karşılaşmaz veya baskıya maruz kalmayacağını da biliyor. Türkiye'de bu işi yapmadığını da biliyor. Bu işi Amerika'da yaptığını veya Türkiye dışında bir ülkede yaptığını, başına bir zarar gelmeyeceğini de biliyor. İşte o anlar kameralara yansıdı. Bakınız gazeteci sordu, Erdoğan nasıl yanıt verdi? I will say the European, pardon the interruption sir, the European Court of Human Rights disagrees with that assessment. Kesmeye hakkın yok. Don't interrupt. You have no right to interrupt. You're not going to interrupt me and respect me. And you are going to respect the judgment of the judiciary as well. The American judiciary is a full-fledged judiciary. So is the judiciary of Turkey. And you have to respect that. We are a state of law, and inside that state of law, this is how we lived, and this is how we will keep on living. Evet, olay bu. Gazeteciye neden soruyorsun böyle bir soru diyor yani. Bu bakkallık günü işletmiyor ki yani, gazeteci soru soracak tabii. Sevgili Anna Navas, biz de tanışmıyoruz ama bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yani muhalif gazetecilerin karşısına çıksa Erdoğan, bu soru sorulsa, yani zaten çıkmıyor da, yani tabii ki sorulacak sorulardan bir tanesi. Yani bizim başımıza ne gelir onu bilmiyorum. Yani soru soran gazetecinin başına ne gelir? Osman Kavala ile ilgili, Selahattin Demirtaş ile ilgili ve Sedef Kabaş ile ilgili daha birçok, belki Barış Pehlivan da ilave edebilir de belki o bilgiler iletilmedi gazeteciye. Hani işte Türkiye'de gazetecilik bu kadar zor. Düşünün, Barış Pehlivan yazı yazdığı için sadece iktidar aleyhine iktidarda tutuluyor. Erdoğan'ın hukuk devleti falan, işte bizde hukuk devleti var falan dediğine de bakmayın. Hukuk devleti olmadığını biliyoruz zaten. Hukuk devleti olsa Barış Pehlivan bugün dışarıda olur. Hukuk devleti olsa Barış Pehlivan bugün yazılarından dolayı iktidarın hedefinde olmaz. Daha birçok insan da iktidarın hedefinde olmaz. Tabii ki bu sorular, konuşabilenler konuşacak, konuşamayanlar susacak. Güçlünün yanında yer alacak ama olsun, tarih zamanı geldiğinde herkesi yazacak. Anna Navas, teşekkürler bu soruları sorduğun için. Biz de en azından cevabını aldık bu soruların. Yani hukuk devleti olduğumuzu net bir şekilde ifade etti Erdoğan ama hukuk devleti olmadığımızı Anna Navas ben söyleyebilirim. Burada güçlünün adaleti var, adaletin gücü falan yok. Tek bir cümleyle özetleyeyim. Bana bu soruyu sorsanız, Fatih Bey ya Erdoğan böyle söyledi, siz de gazetecisiniz, ne düşünüyorsunuz deseniz, ben derim ki sevgili Anna Navas, Türkiye'de Erdoğan öyle söylemiş olabilir. Öyle söyleyecek zaten. Kendini kötüleyecek durumu yok. Ama ben şöyle derim. Türkiye'de adaletin gücü yok. Türkiye'de güçlünün adaleti var. Peki güçlü kim derseniz, AKP iktidarı. O zaman da adaletin üstündeki o gücün ne olduğunu anlamış olursunuz derim. 4-5 cümle olay biter.